Kim o? Benim Fırat. İyi misin? İyiyim. Önemli bir şey yok. Sen nasılsın? Sorun yok. Evdeyim işte. İyi olduğunu kendi gözlerimle görmek istedim. O adam seni kaçırınca aklımı kaybettim. İyiyim ben. Deniz yanımdaydı zaten. Bize çok kibar davrandı. Öyle pek kaçırma gibi değildi tabii. Kibardır. İkimiz de geçmişten iyi biliyoruz, çok kibardır. İnsanı öldürürken bile izin ister o. Bunca yıl sonra karşımıza yeniden çıktı. Kredi imzalama aşamasında karşımda görünce kafayı sıyırdım. Sermet Karayel. Bizim Babürit'i çıktı. Ondan uzak dur Narin. Sakın selam bile verme. Sana saplantısı hala devam ediyor olabilir. Ya bin yıl oldu. Kimin saplantısı sürer onca yıl? Ayrıca bana zarar vermez biliyorsun. Ben sadece sana zarar vermesinden korkuyordum. Ki verdi de zaten. Laf arasında net bir şekilde söyledim Irmak'la nişanlı olduğunuzu. Benimle de Deniz ve Irmak'la ilgili görüştüğünü biliyor. Zaten yakında evleniyorsunuz. Merak etme, dokunmaz artık sana. Fırat. Bu adamla ortak falan değilsiniz değil mi? Vallahi artık ortak sayılırız. Seni elinden kurtarmak için ne istiyorsa kabul ettim. Bankada büyük devdiş olacak. Niye bulaştın sanki bu işe? Koca şirketinizde başka avukat mı yoktu? Niye bulaştırmışım çok daha iyi anlıyorum. Belli ki Erol Bey'e geçmişi anlatıp beni istemiş. Para falan da yığmıştır. O Erol Bey de hayatta dayanamaz paraya. Hemen satar adamı. Tam istifa etmek üzereydim ki senin vurulduğun haberi geldi. Merak etme. Zaten ayrılıyorum şirketten. Başka bir iş bakıyorum kendime. Sen yine de dikkatli ol. Hangi saplantı sürer bunca yıl değil mi Narin? Ne olacak?
Yiyecek bir şeyler var mı? Saatine kadar da yaparız, sonra da hapse ederiz. Ne diyeceğim anneme? Abla, ne olur gidelim. Bizim televizyon çekmiyor Alfiye. Tamam. Eksik defterlerimi tamamlıyordum derim Aysel'ler. O zaten yengem bile gidecekti. Bu kim kız? Lise 2 ayı gelmiş. Kolejliymiş. Babam hırsıyla sınıf geçecek işte. Tam atacaklarken buraya göndermişler. Babası da çok zenginmiş. Geçir bizi müdür, bekle çok. Sen nereden biliyorsun peki bunları? Ablamlar konuşurken duydum. Liseli kızlar iki gündür bunlardan başka bir şey konuşmuyorlar. Fırat, biz hazırlık maçını seyretmeye gidiyoruz. Tamam, gidin, ben geliyorum. Fırat mıymış adı? Ben sana öylesi tatlım inan. Böylesi aşklara son tanımam. Kız, senin ne işin var lan burada? Mehmet, çıkışta bize gideceğiz. Bira falan içeceğiz, gel sen de. Tamam mı? Ha. Başkan kızmasın abi, malum maçlara hazırlanıyoruz. Lan bir şey olmaz, gel. Babam evde yok, ev boş. Ufaklık, sen de gel istiyorsan ha. Bu senin kardeşindi değil mi? Yok abi, onu evden çağırdılar. Yürü kız eve. Yürü kız. Kız yürüsene. Ne bakıyorsun, yürüsene. Tamam, gel. Gel tamam, gel.
Başüstü. Kaburgası kırılmış. Yatacak bir hafta. Anınız salmadı doktor. Neneniz başında kaldı. Ama iyi iyi çok şükür. Yatacak, dinlenecek. Babacığım. Aslan oğlum. Ne yaptın lan? Uslu durdun mu bugün bakayım? Aferin sana. Soframız kalabalık bugün değil mi oğlum? Evet. Hı? Ağlama Şadiye. Ağlama kızım artık yeter. Geçti artık amcam. Ağlama. Al bakalım. Bırak çocuğunu. Deme öyle narin. Hepinizin o kızım, hepinizin. Ama yemekten sonra tamam mı Şadiye'm bak. Aldım ben buraya koyuyorum. Hadi yemeğinizi yiyin. Hadi soğutmayın. Hadi, hadi. Kalk Şade, kalk. Yemeyeceksen yatağına. Biz kalkalım artık. Bu uyuyor, baksanıza. Olmaz kızım. Ben bu gece bırakmam sizi. Yemeğinizi yiyin, ben seri veririm yatağınızı. Hadi yiyin. Babam koymaz hakkımızı. Alır da emgilden. Ne alacak be Mehmet? Deden vermedi mi zamanında ananın hakkını? Koskoca ev verdi. Ne etti baban? Satıp parasını batırdı iki günde. Babamın kabahati ne? Hep ortağının yüzünden. O iş batmıyordu. Bütün yastan bizim için. Ya bırak Allah aşkına Mehmet. Ben tanımıyorum senin babanı. Hadi hadi Erdoğan. Üzme çocukları daha fazla. Düzelecek işleri inşallah. Allah büyük. Siz dersinize çalışın. Gerisi gelir. Kendinizi kurtarmaya bakın siz. Biz yaktık kendimiz, okulu bıraktık diye öyle mi bir teyze? Kötü mü işte? Elimiz ekmek tuttu. Biz de çalışmasaydık hepten aç kalırdım. İyi de oğlum ne uzarsın ne kısalırsın o nalburun yanında. Bıraksalar da şu kuzu kusa bari. Alacağım okuldan diyor iki lafın başında Moskov. Dünya yansa, mahalle başıma yıkılsa da okurum ben. Matematikten sınıf birincisi oldum bugün. Aferin kız, aferin sana. Sen aldırma onun bunun lafına, çalış dersine sen. Abla, bak babam kızacak. Eve gidelim ne olur. Bir sus be Şadiye, bir sus. Annem merak ediyorum zaten. Bir görüp gideceğiz hemen. Recep'in nasıl? Gitmedi değil mi? Bak ölümü öpün doğru söyleyin bana. Hey Allah'ım hala bu halde bile onu mu soruyorsun Hatice? Gitmedi gitmedi merak etme evde. Narin? Galina. Nasılsın bakalım? Ha? Hı? İyiyim. Aferin sana. Bak Deniz ablan biraz hasta yatıp uyuyacak. Hadi gel ben seni bize götüreyim olur mu? İstemem. Sermet gelecek. Aa. Bu kadar erken mi? Evet bu akşam Sermet Bey dedi. Biz bekleyecek. Allah Allah. Niye bu kadar çabuk dönüyor? Babuşkayı mı bulamadı acaba? Peki o zaman Deniz. Hı. Hadi ben gideyim. Daha markete falan uğrayacağım. Gelişmelerden haberdar edersin beni. Bir şey olursa ararsın.
Onu sonsuza kadar kaybettim değil mi? Yaptığın biraz çizmeyi açtı tabii. Adamın iş konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. Adamın çıplak modeline saldırdın mahalle karıları gibi. Beni asla affetmeyecek. Dur bakalım biraz dur. Sinir biraz geçsin de. Tamam bitti ya. Bitti. Bir an bile düşünmeyeceğim onu. Gitsin çıplak modeliyle mutlu olsun artık. Deniz, iyi misin? Kalayım ister misin? Yalnız kalayım ben. Cansızım artık. Canım çekildi. Yalnız kalıp bu durumu biraz sindirmem gerekiyor. Canım benim ya. Ah, çok üzülüyorum seni böyle görünce. Çok. Çok yıpratıyor bu adam seni. Hadi gideyim. Ararsın şu. Çiftliğe gidiyorsun sanıyordum. Yarın sabah gideceğiz. Irmak bugün gideceğini söyledi abla. Ben seni görmeden gitmek istemedim. İşim çıktığını söyledim. Nasıl yani? Kız arkadaşını ailenle tanıştırmadan önce beni görmek... Nasıl bir mantık bu ya? İçeride konuşalım mı bunları? Sen niye içmiyorsun? İçkiye ihtiyacı olan sensin. Irmak'ı çiftliğe götürmek benim fikrim değildi Narin. Bana ne? Sana soran oldu mu? O kız aileye takdim edilmeyi bekliyor. Bu hafta sonuyla ilgili bazı beklentileri var. Bu kadar kayıtsız olman şaşırtıcı gerçekten. Bilmiyorum. Onun sorunu. Gelmek istedi, çok ısrar etti. Ben de peki dedim. Ben de değil, otelde kalacak. Yok artık. Nasıl yok artık? Babam bende kalmasına bir anlam veremez zaten. Niye canım? Fıstık gibi gelin adayı kız. Irmak'tan iyisini bulacak. Allah Allah. Niye anlam veremeyecekmiş? Sen beni evlendirmeye neden bu kadar meraklısın? Bana ne canım? Bak Fırat, Deniz'in her şeyi anlamasına ramak kaldı. Bugün az kalsın yakalanıyorduk. Eğer anlasaydı bitmiştik ikimiz de. Öyle beni arama her aklına geldiğinde. Sabah akşam yanında Deniz olduğunu, telefonlarını hoparlörden dinlediğini ben nereden bilebilirim ki? Yalnızsın diye düşündüm. Ama anlaşılan o ki siz tuvalete bile beraber gidiyorsunuz. Kuş kullanıyor her şeyden. Senin bir zamanlarki Fırat olduğunu bana itiraf ettirmeye çalışıyor. Anlamıyor musun? O kız bizim geçmişimiz hakkında ne biliyor? Her şeyi. Her şeyi. Benim canımı okuduğunu. Aşka kapılarımı kapattığımı. Kasabada bir hıyar olduğunu. Ama o hıyarın sen olduğunu anlamadı tabii ki henüz. Fırat, Irmak'la iyisiniz siz. Gidip evlensenize. Beni de rahat bırakın. Ben senden uzak duramam.
Fırat. Ayrılmazsın Irmak'tan, ayrılamazsın. Zaten ayrılsan da ben seninle olmam. Seni sevmiyorum ben. Arkadaşımla dostluğumu tehlikeye atmam sevmediğim biri için. Git evimden. Beni de rahat bırak. Arama bir daha. Hala niye bu kadar öfkelisin? Haksız mıyım bunca şeyden sonra? Ha? Haksız mıyım? Gidip evlensene şu Irmak'la. Tam sana göre işte. Havalı, kültürlü, her şeyi bilir. Asil, kariyeri var, parası var, her şeyi bilir. Saçının teli dağılmaz. Yağmur yağsa ayağına çamur sıçramak. Kaka bile yapmayan çocuklar doğurur o kız sana. Gidip evlensene şu Irmak'la. Beni de rahat bırak. Hadi bir duş yap. Şunları da giy, kahvaltıya gidiyoruz. Ah. Ben burada mı kaldım akşam? Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorum. Aman isabet. İşten çıktım. Üstünü değiştim parti için. Sonra... Misafirler geldi, gerisini hatırlamıyorum. Ha, aman isabet. Hadi kalk, ölüyorum açlıktan ben. Evde de temizlik var. Yürü, basacak yer yok evde. Kalk duşa, hadi. Hadi, kalk. Deniz, ha. Bırak beni eve gideyim ne olur. Pazar pazar ne yapacaksın? Ne kadar efe tıkılıp ya. Sahilde bir yerde kahvaltı edeceğiz, ne güzel. Hadi duşa, yürü. Sen niye isabet dedin bakayım? Hı? Akşam partide kötü bir şey mi yaptım yoksa? Yok canım. Bana bak. Görüyorum güldüğünü. Söylesene ne oldu be? Herifin üstüne kustum. Ne? Hangi herifi mi? Irmak'ın sevgilisini. Irmak'ın sevgilisi mi geldi? Yuh, sen onu da mı hatırlamıyorsun? Ama bak çok şık oldu. Kız sevgilisini bize takdim etmeye getirdi. Sen de böyle üstüne kustun. Uyduruyorsun. Hatırlamıyorum hiçbir şey diye uyduruyorsun değil mi? Bana bak, sululuk yapma, anlat ne yaptıysam, tamam mı? Çok kötüyüm zaten. Vallahi böyle oldu ya. Gidince özür dilersin, bizi kahvaltıya bekliyorlar, hadi. Ay yok ya, bırak ben gitmem kahvaltıya mahvaltıya. Hadi hadi. Kaçacak delik arama, bak geleceğiz dedim. Bizim olur böyle şeyler. Hem çocuk halini anlayan birine benziyor, özür dilersin, geçer gider. Bizim ufaklık bu sefer turnaya gözünden vurmuş. Ben çok beğendim adamı. Bak vallahi çok yakışıklı. Canım benim ya. Kuzu olmuş, kuzu aşık olunca. O kadar istiyorum ki artık onun mutlu olmasını. Sen gerçekten hiç mi hatırlamıyorsun dün gece olanları? Bak yazık, Fırat da böyle janti janti giymiş çocuk. Azimle uzatıyor elini bir de. Kızım ya, daha kapıdan girer girmez insanın üzerine kuz olur mu? Fırat mıymış adı? Can da gelecekti bugün ama abla kardeş baş başa olun, bir akşam hep birlikte yemeğe çıkarız dedi. Yine mi barıştınız? Dün gece herkes dağıldıktan sonra aradı, eve gelmek istedi ama bak ben hayır dedim. Üf, tamam ya, geçen sefer olanlar bir kazaydı, o da farkında. Hem sergi gerginliği falan da var üstüne çocuğum. Yapma Deniz ya, yapma ya. Ne güzel rahattım bir aydır şu adamla konuşmuyorsun diye. Tamam ya, bu son şans işte. Hah, bak oradalar. Fırat.
gerçekten oymuş. Rüya değilmiş. Bu nasıl olabilir? Allah'ım aklımı koru. Toparlanabildin mi biraz Narinciğim? Yüzün hala bembeyaz. Ha? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tanıştırayım Fırat. Ben gerçekten çok özür dilerim. Kendimde değildim. Rica ederim. Sözünü etmeye bile değmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.